hatunu aldım gündeme. Farklı bir şeyler yap deme. Komşu kızı Tinder'a düşmüş, herkesin gündemi kendine. Kime patatesten vodka yapıyor, kime Mars'tan tarla satıyor. Millet çatalla çorba içiyor, herkesin gündemi kendine. Hatunu aldım gündeme, farklı bir şeyler yap deme. Komşu kızı Tinder'a düşmüş, herkesin gündemi kendine. Kime patatesten vodka yapıyor, kime Mars'tan tarla satıyor. Millet çatalla çorba içiyor, herkesin gündemi kendine. Merhaba, ben Güneş Eli Küçük. Herkesin gündemi kendine, hoş geldiniz. Atacım nasılsın? Size bir hikaye anlatayım arkadaşlar. 2010'da Japonya'da gece mekanlarına çok sert şekilde önlemler uygulamaya başlıyorlar, kapatıyorlar hatta. Japonya'da çünkü 1948'lerde falan çıkmış bir yasaya göre gece saat 12'den sonra dans etmek yasak. Uygulanmıyormuş ama 2010'da nedense böyle bir bayağı böyle halk ayaklanmış. Bir yandan da bunu es geçmek için yöntemler üretmeye çalışmışlar. Erişte yiyorlar ya, onun hamurunu böyle yapıyorlar, onu böyle dövüyorlar, tamam mı, yaparken işte. Yere böyle onun hamurundan atmış, tamam mı, böyle. Millet onun üstüne tepiniyor gibi bir rave parti yapmışlar, tekno böyle. Nimet'in üstünde tepinmişler yani. Aslında daha iyi olmazmış bizim gibi yapsalar. Biz ne yapmışız? Kanunları mesela hiçe saysalar, yokmuş gibi yapsalar. İşte oradaki, oradaki o kadar olmamış ama işte o rave partiyi yapan işte o çocuk... Elon Musk'mış falan gibi bağlı. Ben de onu duymuşlar diye düşündüm. Az önce açtığım o Japonca şarkıda da aslında şarkının bu Türkçesi... Bu acılı olay mı? Tabii şarkının Türkçesi de şu: bu akşam dans edecek miyim bilmiyorum. Şinanay. Evet. gibi bir şarkıydı, bir protest bir şarkıydı yani. Öyle. Çok güzel. Evet. Hatay'a nasılsın dedin ve bu cevabı aldın. Evet. Evet. Bizi bu tatlı anınla, anekdotunla... Evet. Ve oyuncak müzesi de açacağım. Tam olacak ondan sonra. King Kong'un tepesine çıktığı, oradan uçakları sinek gibi alamaya çalıştığı bina. Suna yakın olacağım. Tatlılıktan tatlılığa götürdün bizi yani. Vallahi ya, öğrendik artık. Bu kadar bize macera yaşattılar ki. Hepsini öğrendik. Bunu demeseydin iyiydi. Niye? Seni seviyordum ben çünkü. Ha, gençliğin seni karar karar. Valla 20 yıllık dostumsun ya. ya. İma et. Gitti mi artık? İma et çekti. Süslü ata de. Temiz ata de. Lan! Lan! Düşkün Caner. mesela. Yani ben şimdi bu lafı söylediğim için şey mi dostum yani yine yangınlar yine ben. Yine yangınlar yine ben ya. Andımızı okur musun? Andı ne lan? O ne? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Çakma rapçi Güneş'te falan. Evet, evet. Aynen öyle. Kıymetli kardeşlerim. Siz zaten meraklısınız, hiç ayrılmazsınız siz. Derin Mahmut diyeyim mesela. Elimi vurayım mı? Kaldır oğlum onu. Bulamayayım böyle sinirli. Kaldır onu oradan evlat. Gündem bu ama ya, bunu evet. Konuşmak lazım zaten. Bence yani, gündem lazım. Kılıçdaroğlu'nun Zahran'la yaptığı konuşmanın orada kesmişler abi. Şekilde CHP'nin YouTube kanalına eklenip yorumların kapatılması, Demokrat Parti'nin, yani Demokratik bir partinin yorumları kapatıyor olması bence. O saçmaymış ya. Yani kendini olur. Demokratiklikten satıyor şu anda CHP. O programa da öyle çıktı. Biz çok demokratiyiz. Çocuklar herkes 2 GB internet vereceğiz falan dediler ama Zahran da böyle güle oynaya ya yürü git Allah aşkına dedi. Bugün böyle Eda Tunç stüdyolarında hoş olmayan bir yakınlık, romantik bir noktaya geldim. Söyle, anlat canım sen anlat. Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile. Senle Sedat Peker'in arasında ki konuşmanın Sedat Peker tarafından yayına verilmesi ne dersin peki? Çok isterim. Var diyorlar. Nargilemi yudumlarken. Yalan söyleme, sakın yalan söyleme. Koltukta şöyle. Cüneyt Özdemir birini almış. Fatih Tezcan mıydı? Konuş ama nasıl temkinli. ama nasıl temkinli. Yumurtla yumurtla. Nasıl detaya giriyor, gerçeği söylüyor falan. İnanılmaz. Evet. Tedbirli olacaksın. Halbuki belki onun videosu yok elinde ama. Ama olabilir. Abi, olabilir yani. Adamın nasıl bir hard diski varsa artık herkesi yakacak yani. Adam. Bakalım bana, yo, ben yo. İçimizde en çok bana olacak o. Gel bakayım gel. Mafya keşfi. Şey mi dostum, yine yangınlar yine ben. Sedat Peker diyordun Caner. Ya Sedat Peker konuşmasak abi. Abi Sedat Peker konuşmayalım. Abicam ya, yine gündem o yani şu an. Abi yine Jüpiter Ledisi abi adama prim konuşsun. Veriyoruz ya falan diyor adam. Abi adama prim vermekten benim primle bir derdim yok.
Yani çünkü insanlar Sedat Peker'den ve gündemden çok muazzam bir şekilde sıkıldılar. Tabii o yüzden 2 gün içinde son biri 11 milyon olmuş. İzlemez 11 mi? Milyon kişi sandığa gitmiyor mu ülkede? IMDB'de 9.2 vermiş. Anladın mı? Abi geçen pazar günü karavanda kalıyordum. Telefonun abi şey kurdum böyle. Bak saatler de burada abi. Oğlum tabii canım ben çıkmayınca kafayı yiyorum. 10 dakika geç kaldı falan. Bak saatleri görüyor musun abi? 5'ten 6'dan itibaren saat kurdum. Ondan sonra uyanırım diye. Gece de geç yattım, uyanamadım. 9'da kalktım. Videoyu açtım abi, dedim ki. Direkt değil mi ama hiç kahvaltı yapmadan direkt. Oğlum yüzümü yıkadım böyle bir su çarptım hani görebileyim diye. Videoyu açtım abi. Baktım reis başladı konuşmaya. Reis değil, suç örgütü lideri. Başladı konuşmaya. Reis ama onun adı da reis bu arada. Öyle mi? Tabii mahkeme kararıyla değiştirdi. Reis Sedat Peker diyorlar ya. Aslında gerçek adı reis. Ha, öyle mi? Senin adın nasıl Güneşse, onun adı reis ya. Abi sabah 9'da kalktım, Sedat Peker'i izliyorum. Çekirdek falan koydum işte. Hı-hı. Tamam mı? Küçük biraz erik koydum. Küçük vodka açtım böyle. Baktım abi 350 bin izlenmiş. Ben bak çok iddia ediyorum. Benim diyen adam Türkiye'de sabah saat 7.30'da pazar günü 350 bin kişiyi dikemez yani, tamam mı ya? Tabii. Yani Türkiye'nin en iyi YouTuber'ları, en iyi Acun, Eksen bilmem ne kimse dikemez abi. Sen şimdi bak sen bu pazar gör. Millet deliriyor o Defne abi, hangi Defne? Defne var ya biraz şu an Türkiye'deki en çok sorulan soru. Evet. Hangi Defne? Ben efsaneyim diye. I Am Legend filmi var 2007. Bilsin. Morning Hank. Midway through the G's. Adam olayların başladığı yerde hatta Ground Zero diyor ya kendine. Will Smith işte. Hani o zamandan beri hayatta kalmış yani. Anladın mı? Hmm. Adam bak bir tane kadın giriyor hayatına. Abi Will Smith ölüyor. Sedat Peker hiç konuşmayalım. Aynı gün gündemimiz değil yani. Aynı kadının gün geldiği gün ölüyor adam yani. Anladın mı yani? Öyle bir yobazaymış yani. Bir tane kadına yeniliyor mu yani? Ya işte. Haluk Levent deyip geçmiyor beni. Ne diyorsun abi? Will Smith'e mi? Yok Sedat Peker'de. Makara yapmayacağım. Ya ben çok korkuyorum videom çıkar diye. Bir şey diyemiyorum o yüzden. Yani. Şimdi söyleyeceğim video koyacak, anladın mı? Sen, değil, sen böyle konuşuyorsun. Şey mi dostum? diye ben şeyden çekeyim. Nargileden ben senin nargilesini hiç görmedim ama. Size hepimizin videosu varmış orada. Diskte anladın mı? Tamam abi. Güzel günlere olan inancını kaybeden gençlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Tam da kızı like'larken. Abi bu sevdiğim bir senaryo yazarı bu insan. Kız değil mi? Sevdiğin senaryo insanın Okçupit'te ne işi var? Okçupit değil abi, Merve Göntem Instagram'da. Hı. Valla. Nasıl Okçupit'e benziyor? Şu saldırgan, şu çirkin tavrınızı lütfen bir kenara bırakın ya abi. Minnaklar, diş minnaklar hepsi beraber, topunuz tabii gelsin. Aynen öyle. Bak şimdi ben sigarayı da bıraktım Tinder, zaten. Bir yandan Badu, Okçupit, topunuz gelsin. Jupiter Legacy izledin mi? Hayır. Hiç bir bölüm de mi izledin? İzledin mi acaba ya? Uzun saçlı. Ha evet, uzun saçlı sakallı. Sezonu bitirdim. Sakallı. Ha, Jupiter Legacy izledin mi? Ben Jupiter Legacy. 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 Jupiter'lerin ortaokul bitirme sınavına girdiği videoyu izledim ben. Jupiter Legacy. Legacy. Sezon 1, bölüm 1 izledim. Ve sezon 1, bölüm 1'den akılda kalanlarla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bok gibi olmuş. Yani ben de beğenmedim. Sen çok bu mi? Bizi nereye getirdi? Bu bizi Legacy'ye getirdi. Bence fena değil. Ya hikayenin işlenişi şey falan çok güzel. Kurgu çok güzel olmuş. Ben nesi kötü ediyorum abi? Ben oyuncuların Art Direction'ı mı yani? Casting'i beğenmedim. Perukları ve bir de kostümleri beğenmedim. Aynen. Oğlum sen Sedat Peker'in pazar videosu için alarm kuran adamsın yani. Sen kimsin de yani Jupiter'i eleştiriyorsun, onu anlamadım. Niye oğlum, ben beğenmemiş olamaz mıyım yani? Beğenmeme hakkımı kullanmak istiyorum. Peki. Böyle bir şey varsa. Yani peki. Game of Thrones mu? Yoksa Sedat Peker mi derseniz, ben Sedat Peker derim. Ben Game of Thrones derim. Game of Thrones'taki bir Sedat Peker'i daha çok tasvip ediyorum. Mesela Ned Stroll ama Ramsey. Yani ben sana söyleyeyim. Ramsey. Boltonları. Ramsey, Boltonları. Boltonların Ramsey. Reis, Ramsey, Reis, Bolton. Ben onu Dragonstone'a daha çok. The Eerie. They say it's impregnable. Orada yani Sedat Peker kim olabilir biliyor musun? Bak, şey olabilir.
Sir Gregor Clegane olabilir. Mountain. Aa, tamam. Evet. Herkesi öldürdüm ama bir sir niye öldürdü? Hayır. Benle birlikte şu da bunu yaptı. Bunun bir Mountain hiçbir şey yok. Nesi yok? Planı, projesi yok. Ama emir adamı o değil. Hayır, ben sana şey, söyleyeyim şey olur. Esas şey olur. Baratheon kardeşi. Mountain'in kardeşi. Hayır hayır o da değil. Şey olur abi. Stannis Baratheon. Önce şeyle takılıyor. Imp'le takılıyordu. Sonra işte bilmem kimle takılıyordu. Bir adam var ya. Brienne of Tart mı? He ya soylu değil ama soylu yapıyorlar ona. Dolandırıcının biri ya. Hani sonra şeyle de takıldı. Kingslayer'la da takıldı. Arya Stark. Soylu dedi ya benim kafasına basmıyor. Benim kafadan da yaptı. Arya Stark. Kim ya? Benim dediğim adam. Bailey iş mi? Hayır hayır. Soylu değil adam. Önce cüceyle takılıyordu. Tamam gene mı? Soylu deyince. Ha Bron, Bron. Hayır, Bron. Hayır. Bron oğlum işte. Cücenin yanındaki kılıçlı şövalye. Evet. Clegane. Ha Bron işte. Clegane değil Bron abi. Şu an Silver'i garanti ederim. Evet. Ya hiçbir şey olmaz. Bak ben karışmam. Ben senin avukatını yaparım. Ben Maksim bile üşüdüm senin yerine. Hiçbir şey olmaz. Ben senin avukatını yapmam. Hiçbir şey olmaz. Oğlum benim adım Tayanç. Hiçbir şey olmaz. Böyle bir şey olamaz ya. Edat. Güneş abla bitti. Bir şey dedi ya. Eda adam, Peker. Adam pizza getirdi. Adam pizza getirdi şey dedi. Eda T'ye mi dedi. Yok Şahin K diyeceğim ağzının içine kadar geldi. Söyleyemedim ayıp olmasın diye. Tamam Eda T ne oğlum Eda mı değil mi? Ama orada yazmıyor soyadını. Yazmıyor T yazıyor. T olarak Edat. Bundan sonra senin adın Eda T olsun. Reis Edat Peker olabilir Sedat mi? Sedat olabilir. Evet. Ya da Edat Albayrak. Atilla Peker'e ne oldu abi? Atilla Peker'e ne olsun? Bakın ne anlatacağım. Çıplak biliyor musunuz? Bakın ne anlatacağım. Aynen. Blue TV var mı? Hayır yok. Yok. Blue TV'de bizim Türk korku filmi yönetmeni var. Can Evrenol. Çıplak diye bir dizi çekti. Okay. Hem de şeyle çekti. iPhone'la çekti. Tamam. 11 Pro Max'le galiba. Devam edelim. Biz burada büyük sürprizler mi? Korkularımla yüzleşiyoruz. Ya ne korkutabilir ya? Şimdi Çıplak dizisi bir tane escort kızın hayatını anlatıyor gibi bir şey böyle birazcık. 8 bölümlü kısa 20-25'er dakikalık evet. Episodlardan oluşan bir sezon. Blue TV'de gayet yayınlanıyordu bu. Cüneyt Özdemir çıktı dedi ki bu diziyi Rütük görmesin dedi. Dizide çünkü işte bir takım cinsel fanteziler, nömler falan da yaşanıyor. Çok kötü, hiç olan şeyler ama yok. Çıplaklık yok. Yok dizide. Tabii canım, gerçekte de yok zaten. Yok, dizide yok çıplaklık yani. Abi ben izledim. Bizde de yok zaten. Bizde de yok. Aynen bizde yok ama nasıl giyiniz? Çatır çatır. 1071'den beri bölünerek çoğalıyor. Bizde öyle bir durum olmuyor. Bak bu tutuklanmaz ama şundan da ayak yeriz yani. Güzel troll. Ben kaçarım yani. Abi koşumun 100 metre. Ben de iyi koşarım aynen. 100 metre rahatım yani. Sana olur ulan. Dükkan senin için kendine. Nereye kaçacaksın? Yer belli. Diziyi izledi. Blue TV yayından kaldırdı abi diziyi. Ve dizinin ikinci sezonu şu anda çekili hazır. Ne var nereye ya? Nereye koyacağız diye bekliyor. Ya seks ne var fantezi? İşte abi. Trisam var, bilmem ne var ya. Neyi var yani, ediyor. Hangi dizide var oğlum Trisam Türkiye'de? Ya dizide yok da sanki Türkiye'de yokmuş. Ama gerçek yok ama bir sürü milyonlarca insan da çocuk pornosu izliyor. Canlar için beni konuşturma. Aynen öyle. Ama ben sana şeyi anlatamadım daha burada. Sen beni çok böldün. Ya bana neler ettiler diyor bu ya. Lan neler ettiler arkadaş. Falan değil. Bu tabii kendi iddiaları. O bir suçu örgütüdür bu arada. Ben hiçbir şekilde onu savunmuyorum. Bak nasıl tırsalım. Burada hukukta Yusuf diyoruz. He, de, devam ondan edelim. Sonra 3,5 defa özür diliyorum kendisinden. Yani Türkiye'de o çıplaktan çok daha çıplak olunan filmler, diziler ne? Ya yürü git anlaşıkça ya. Yok 95-96 ben hatırlıyorum Kenan Doğan'ın klipleri falan oğlum, bayağı 90'ların... hüznüğü klip vardı ya. Şey Metin Oral'ın şey. Ha falan. Evet. Dert değil. Bir de daha çok değil, çocuklar izliyordu ya. Anlatsana. Yoğurt yemeler. Deniz. Neyse işte. Neydi olsun ya? Varsın. Ah çekilme. Çok güzel. Ne oldu yani toplumun şey mi ahlakı mı bozulmuştu? Yok. Onun ahlakı şu bozulmuştu an, evet. Nasıl bozuldu? Şu an daha ahlaksız bir toplumda yaşıyoruz. Hmm. 90'lardan. Onun toplumla ahlakı bir tane video ile filmle falan bozuldu mu? Ama sıra öyle şu an. Yani ya, arkamı dönüyorum sana biraz kusura bakmıyorsun değil mi abi? Bir dolguldur durumum var şu an. Hayır bence yani. Toplumun da ahlakı bozuluyor Caner'cim. Hadi devam et. Sevgi, çiçek, gül, bahçe, bağır, aşk, bağırsan sağ, duygu, his, çile, isyan.
yapacağım feryat izin. Ya o değil de Killa Hakan şarkısında her yer karanlık sanki Dolguldur diyor ya. Kolasın annesinin vefat ettiği yani. Gidiyorum abi. Evet. Rahmetli seversin. Yok ya, düştü ya. Onlar oraya giderken alıyor. Orada çok her şey düştü. My fighting Uruk hay. Ben orkları reddetmiyorum. Mesela adamlar da yaşam mücadelesi veriyor bir yerde, anladın mı? E ne yapsın, ölsün mü? He, ölsün mü? Orklar ben ölsün orklara mi? Ve orkluğa karşıyım ama... Almış beni, tamam mı? Karanlığa götürmüş. He. Kötülükle beslemiş. Aynen. Sauron. Ben erken ork olmuşum. Ondan sonra değil, suçu ne? Ork. Olabilir tabii ki. Döner çıkıyorsun. Ben zaten bunlarla aynı kare... Melkor. Terör örgütleriyle... işte ne bileyim... Gözlüklü sivilcelilerle aynı kareye girmem mi? Bak mesela yıllar sonra bu videoyu koyacaklar önümüze. Aynen. Ne, ben böyle gülüyorum. Kimlerle yan yana diyor. Kimler diye böyle. Öbür videoda... Oğlum çocuğum bir yorum yapmış, gördünüz mü? Sen gördün mü? Şeye, bizim Tinder videosuna, ikinci video galiba. Şey demiş. En başta kimler kimler diye Cumhurbaşkanı'yla dalga mı geçiyorsun demiş. Ben de yo hayır dedim. Biraz öyle olmuş ama demiş. Evet. Ben de şey dedim, dünyanın her yerinde siyasetçilerin sesleri alınıp bu tarz videolar yapılıyor. Örnek görmüşsündür belki falan dedim. Yok yani bence hoş değil falan diye böyle. Bana ben sürekli alttan alıyorum. 9 yorum, o 9 yorum ben böyle yorumlaşmışız. En sonunda bu kanal ne ayak falan gibi bir şey yazmış böyle. Ben de şey dedim. Eğlence programları yapmaya çalışıyoruz ama yani çok tadımız kaçtı yani, tamam mı? Yani. İzlemeye de bilir. Kim yani bunu? Alınca görürsün. Aldıkları zaman göreceksin kim olduğunu. Aldıkları zaman görürsün. Zekaya yenileceksiniz. Hatta böyle hareketler yapmaz, seni kibrit kutusuna sığdırırım. Abi biz bak şimdi kamera ne zaman kayıda girse Atay'la Caner birbirinden nefret ediyor. Merhaba. Herkesin gündemi kendinin gündemsiz bir bölümünü daha sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Atacığım nasılsın?